Oyunun vazgeçilmez adresi Oyunfor bu videoyu sunar. Tarih boyunca karanlık örgütler ya da tarikatlar her zaman var ola gelmiştir. Bu gizemli oluşumlar çoğu zaman felsefi veya dini bir inancı takip eden, üyelik sistemi olan ve elbette ki dış dünyaya kapalı bir yapılanmaya sahiptirler. Görünürde insan ruhunu özgürleştirdiği söylenen, hatta ilahi bir anlam da yüklenen fakat genellikle de tersinin olduğu bu yapılardan bir tanesi gücünü Las Plagas adında asalak bir eklem bacaklıdan alır. Söz konusu gizemli yapının lideri insanların korku ve endişelerini bu organizmayla sömürür ve yegane amacı bu sömürge halini tüm insanlığın üzerine toplamak, tarikatın muazzam gücüne her kulağın, her gözün ve her aklın şahit olmasını sağlamaktır. Karanlık, İspanya'nın İzbebir köyünden bütün dünyaya açılmak üzeredir. Los Illuminados. Rivayete göre ilk olarak 18. yüzyılda ortaya çıktığı söylenen Los Illuminados tarikatı, asalak bir organizmaya bağlı bir inanç geliştiren neopagan bir yapıdır. Bahsi geçen bu inancın çevresinde yıllar yılı ayinler düzenlenmiş, törenler yapılmış, hatta adaklar adanmıştır. Tarikatın bu denli sapkın inançlarına bir dur diyen ilk hamle ise oyun içerisinde sonlara doğru gördüğümüz ve organizmanın bir kuklası olan Salazar'ın atalarından gelir. Salazar ailesinin ilk kale muhafızı, kendisine her geçen gün daha fazla fanatik toplayan bu tarikatı yasaklar, tarikat liderlerinin suikastını emreder ve daha da ileri giderek sahip oldukları bütün örnekleri yine kale içerisinde bulunan madenlere gömdürür. Tabiri caizse büyük bir hızla büyüyen dev tarihe karışır ama bu sadece kısa bir uykudan ibarettir. Zira zamanı geldiğinde uyuyan devin uykusundan uyanması fazla uzun sürmez. Vakti zamanında şöyle bir parlayıp sonrasında sönen bir mum kadar sessiz bir konumda olan tarikat, yıllar sonra Asmund Seddar adlı bir adam tarafından ayağa kaldırılacak ilk adımları atmak üzeredir. Seddar'ın nihai amacı atalarından miras kalan gücü herkese kanıtlamak ve bu güçle beraber tüm dünyaya hükmetmektir. Bunun için Salazar Kalesi'nin 8. muhafızı Ramon Salazar'ı ikna edecek, organizmanın gücünden ve birlikte yapabilecekleri onca şeyden bahsedecektir. Nitekim organizmanın kalıntıları Salazar Kalesi'ndeki madenlerde yatar. Seddar ve Salazar ikilisi kaledeki madenleri kazdırmak için bir grup köylüyü işe alır. Zavallı köylüler bir yandan çalışırken bir yandan da enfekte olduklarını bilmiyorlardır. Çünkü parazitlerden geriye kalan sadece bir fosilden ibaret olsa da bununla birlikte bir o kadar da canlıdırlar. Hücresel düzeyde uykuda kalarak ve spor benzeri bir form alarak tüm bu zaman boyunca hayatta kalmışlardır. Gün sonunda parazitin gözle görülemeyecek şekilde enfekte ettiği köylüler evlerine geri döndüğünde bir şeylerin ters gittiğini anlar fakat artık çok geçtir. Seddar istediği şeyi başarmış, enfekte olan tüm köylüleri daha çok parazit üretebilmek için kullanmaya başlamıştır. Her bir enfekte üzerinde tam bir kontrol sağlamak için kendisine üst sınıf bir parazit enjekte eden Seddar, benzeri güçteki parazitleri yine Salazar gibi, Bitores Mendez gibi teğmenlerine vermiştir. En nihayetinde kendisine ne isterse onu yapacak, devasa bir ordu kurmuştur.
Elbette Seddon'un planları bir noktada küresel bir boyutta olduğu için tüm bu yaptıklarıyla da sınırlı kalmaz. Asıl gayesi tüm dünyayı bu parazit sayesinde enfekte edip tarikatın gücünü herkese göstermektir. Bu sebeple Amerikan başkanının kızı Ashley Graham'ı kaçırmış, kendisine bir parazit enjekte etmiştir. Planında yurduna geri dönen kıza bulaştırdığı parazit aracılığıyla başkanın ailesinden başlayıp kitlesel bir kontrol sağlamak vardır. Los Illuminados tarikatının az sayıda üst sınıf ve birçok alt sınıfı olan bir yapılanması vardır. En üstte tarikatın lideri Osmond Settler yer alırken zirveye en yakın olanlar Ramon Salazar, Vitores Mendez gibi isimlerdir. Ve bu isimlerin önderliğinde Salazar Kalesi'nde görünen zeolotlar ya da direkt tarikatçı diye tanımlanan düşmanların da kendi aralarında bir nevi sınıflandırılması söz konusudur. Tarikatın amblemini taşıyan ruhban sınıfları çeşitli renklerde giydikleri cübbelere bir anlam yükler. Siyah renkler en alt tabakayı temsil ederken mor renkler seçkinler demektir. Kırmızı renklere geldiğimizde ise lider sınıfının veya başka bir deyişle diğer alt sınıfları yönlendiren bir üst akıl olduğunu görürüz. Baş kısmında bir koçbaşı, daha doğrusu kemikleri olan bir maske ya da boynundan aşağı kadar uzanan bir muska giyerler. Orijinal oyunda böyle şeyler var mıydı tam hatırlamıyorum ama yeni versiyonda bu bahsi geçen liderlerin alt sınıfın kafalarındaki paraziti çıkardığına şahit oluruz. Velhasıl kelam Gloria Las Plagas ya da eski oyundaki Morir Es Vivir gibi Las Plagas'ı yücelten, ölmek yaşamaktır gibi doktrinlerle inançlarındaki sapkınlıkları haykıran Los Illuminados tarikatının hikayesi kabaca böyle sevgili arkadaşlar. Ana hikayede büyük bir yara aldığını gördüğümüz tarikatın şu anki akıbeti ne durumdadır? Yani tam olarak yok mu oldular yoksa kapalı kapılar ardında faaliyetlerine devam mı ediyorlar? O kısım belirsizdir diyerek videomuzu bitirelim. Bir önceki Resident Evil 4 videosu olan Las Plagas'la ilgili videoyu ve diğer Resident Evil videoları için kanalımda yer alan Resident Evil serisi isimli oynatma listesine bir göz atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Oyunfor ekibine bu videoyu sunduğu desteklerinden ötürü teşekkürler. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.